Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün almış olduğum ürünleri size göstereceğim. Yeni ürünleri. Ve bazılarını deneyimledim, bazılarını ise daha deneme fırsatım olmadı. O zaman hemen videoyu uzatmadan başlayalım. Öncelikle bu Revelation, okumayı henüz bilmiyorum bu nasıl okunduğunu tam olarak, ama bu markanın aydınlatıcısını aldım. Şöyle göstereyim. Ve ben aslında bundan çok fazla ümitli değildim. Çünkü fiyatı gayet normal. 15 liraya falan geldi bana alışverişime. Ama çok memnun kaldım. Gerçekten çok güzel. Bir aydınlatıcıdan beklediğinizin üstünde bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Bir de dediğim gibi gökkuşağı gibi pembe, mavi, sarı ve mor tonlarda böyle karışık. İsterinizi karıştırabilirsiniz ya da tek bir rengi de alıp sürebilirsiniz. Bence gayet kullanışlı bir ürün. Tekrardan ikinci bir aydınlatıcımıza gelecek olursak, bu da Wet n Wild'ın yeni çıkarmış olduğu likit formunda gibi bir aydınlatıcısı. Şöyle fırçası baya baya büyük. Şu şekilde. Ve orada satıcı bayana sordum. Bunun pembe rengi vardı. Biraz daha ışıltılı, açık tonda bir rengi vardı. Bir de böyle gold rengi vardı. Dedi zaten yaz geldi, dedi. Bu renkler daha çok tutuluyor dediği için bu rengini tercih ettim. Gerçekten de iyi ki bu rengini almışım diyorum. Ve kalıcılığı çok 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 güzel. Yani bu toz aydınlatıcılara göre bu aydınlatıcıların kalıcılığına daha çok, kalıcılığı daha güzel yani. Evet, gelelim diğer ürünümüze. Bunu da Watsons'tan aldım. Bu markayı ilk defa gördüm. Bilmiyorum daha önce aranızda gören, duyan var mı? Kullanmaya henüz fırsatım olmadı. Bu avokadolu. Bakayım şöyle arkasını bir okuyalım. Avokado ve yulaflı yüz maskesi 75 grammış. Kalın bir tabaka halinde maske yüzünüze sürün diyor. 10-15 dakika bekleyin diyor. Valla ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Sırf merakımdan aldım. Avokadoya böyle bir son zamanlarda meraklıyız yemeye, içmeye işte ya da herhangi bir ürünü kullanmaya. O yüzden ama deneyimler deneyimlemez sizinle kesinlikle paylaşacağım. Bu da L'Oreal'in değerli çiçekler temizleme jeli. Ben normal ve karma ciltler için olanını aldım. Çünkü diğeri biraz daha krem formundaydı ve krem formundaki temizleyicilerin benim cildime çok fazla iyi geleceğini düşünmedim açıkçası. Bir de böyle krem formundakileri kullandığım zaman yüzümü temizlemiyor gibi hissediyorum. Ama böyle jel kıvamında, böyle su gibi renkte olanları daha çok seviyorum. Ve dediği üzere arındırır, gözenekleri temizler ve ferahlatır diyor zaten. Gerçekten de çok 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 güzel bir ürün. Zaten kolay kolay bir ürün bitiremiyorum. Hani memnun kalmadığım ürünü böyle yarıda bırakıyorum. Tekrardan başka ürüne geçiyorum. Hani böyle bitirmeye çalışma gibi amacım hiçbir zaman olmadı. Ama bunu büyük ihtimalle bitireceğim. Çünkü gerçekten çok beğendim ve yüzü de asla asla kurutmuyor. Bu da aklınızda bulunsun. Proxy'nin Black Sugar isimli diş macunu. Bunu indirimde 14,5 liraya falan geldi. Normal fiyatı 24 lira mıydı, 25 lira mıydı ya da 28 miydi hatırlamıyorum. 14-15 liraya aldım. Ultra beyaz leke karşıtı diş macunu diyor. Ama ben hiç beğenmedim. Yani hiç beğenmediğim bir ürün oldu bu benim. O yüzden analı kullanıyor şu an. Ben beğenmediğim için kullanmıyorum. Yani ben zaten Signal'in White Dance CC'sini kullanıyorum. Gerçekten çok 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 memnunum. Hem diş minesine zarar vermiyor içerisindeki o kristaller, mikro kristaller. Hem de dişleri beyazlatıyor, gerçekten de beyazlatıyor. Ama öyle hemen bir kullanıma beyazlattığını söyleyemiyorum. White now diyor ama hemen öyle aman aman bir ışıltı vermiyor ilk kullanımda. Ama böyle 3-5 kullanımda, hani her gün kullandığınız takdirde, günde ben 2 kere fırçalıyorum dişimi. Onun için çok daha etkili sonuç veriyor. Ben Proxy'nden çok ümitliydim ama dediğim gibi memnun kalmadım. Pantene'in duşta kullanılan köpük kremi. Bu daha doğrusu böyle şey, saç kremleri, evet. Saç kreminin yeni günümüze versiyonlanmış hali. Miseler arındırıcı ve besleyici diyor. Ağırlaştırmadan besler. Sönük ve yalan saçlar için aynı benim saçım. Yani hemen yağlanıyor, sönüyor. Zaten ince telli. Şu an bakmayın biraz şey, kuru şampuan kullandım. Onun için böyle
kabarık duruyor. Yoksa böyle çok böyle sönük ve hemen yalanan bir saçım var. Bundan da çok memnun kaldım ama açık söyleyeyim bunun şampuandan çok fazla memnun kalmadım. Şampuanı çok fazla sevemedim. Yine şampuanda da aynı etkiyi söylüyor. Sönük ve yalan saçlar için diyor ama benim için saçımın yağlanmasını engellediğini söyleyemem şampuan için. Ama saç kremi gerçekten çok güzel, alınabilir. Pure Beauty'nin bu makyaj temizleme mendilleri. Bunu zaten Alanya'da çekmiş olduğum vlogda da göstermiştim. Gözleri çok hafif ama çok çok hafif yakıyor. Ama mendil gerçekten çok yumuşak, ferahlatıyor, makyajı çok güzel temizliyor. Hem yüzümdeki hem gözümdeki. Bundan hatta Giresun'daki Watsons'tan da aradım ama 2 senedir falan gelmediğini söylediler. Bunu Kayseri Forum'daki Watsons'tan almıştım. Keşke depolasaydım diyorum şimdi. O yüzden bitmesin diye çok çok az kullanıyorum. Bunlar Benzi'nin disk ve kare pamukları arkadaşlar. Bunu göz için kullanıyorsunuz. Bunu da yüz için, yani yüzü temizlemek için kullanılıyor. Aslında ben markadan çok fazla ümitli olduğumu düşünmüyordum. Yani ümitli değildim daha doğrusu. Fakat beni şaşırttı ve gerçekten çok 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 memnun kaldım. Pamuklar oldu. Bu da The Life Co. markasının organik Hindistan cevizi yağları. Watsons'tan aldım. Şöyle bir kampanya vardı. Bir tane ürün alana ikincisi 1 TL geliyordu ve bu fırsatı asla kaçırmak istemedim. Zaten tekrar tekrar bittikçe kullandığım bir marka, kullandığım bir ürün olduğu için yedekleme ihtiyacı hissettim. Hindistan cevizi yağını eğer ki henüz kullanmadıysanız ve hakkında hiçbir fikriniz yoksa kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Watsons'tan görmüş olduğum tatlı badem yağı. Daha henüz hiç kullanmadım. Kirpiklerim için aldım aslında. Kirpiklerim için de şöyle söyleyeyim. Hint yağı kullanıyorum. Ama hani yanında da ek ilave olsun diye, birazcık daha etkili olsun diye tatlı badem yağında kullanıyorum. Henüz hiçbir şekilde kullanmadım. Bir kere bile kullanmadım az önce söylediğim gibi. Ama eğer kullanırsam ve memnun kalırsam size tekrardan bilgilendirme yapacağım. Rosensin toniği. Ben daha önceden Rosensin herhalde 3 senedir falan gül suyunu kullanıyorum tonik olarak ve gerçekten çok memnunum. Kokusu da çok hafif, gül suyundan bile hafif diyebilirim. Zaten tüm cilt tipleri için diyor, alkol içermiyor, cildi sıkılaştırıcı etkisi varmış. İçeriğinde ise gül yağı, doğal gül suyu, amino asit kompleksi var. Mesela hani bana soracak olursanız başka bir tonik kullanır mısın bundan sonra ya alır mısın diye asla almam. Çok 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 memnun, çok 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 memnun kaldım. Toniklerde zaten şöyle bir özellik vardır arkadaşlar. Hani ilk sürdüğünüz anda birazcık yanma hissi yapabilir. Fakat bunun yanma hissi çok çok aşırı derecede yanma hissi yok. O yüzden memnun kaldığım bir ürün oldu. Tekrar tekrar kesinlikle alın ve başka tonik asla kullanacağımı düşünmüyorum. Çünkü Rosas markasına çok güveniyorum ve fiyatı da çok uygundu. Golden Rose'un soft matte'lerinden bendeki 107 numara. Şöyle elime de swatchlamıştım zaten. Rengine bayıldım ve şu an dudağımda da bu renk var. Bu ruj var. Kesinlikle dudağı kurutmuyor. Zaten içerisinde jojoba yağı ve avokado yağı var diyor. Soft ve mat bitişti. Hani böyle kremsi fakat mat. Kremsi ama kremsi ve dudağı asla kurutmuyor. Çok 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 memnun kaldım. Şurası hatta birazcık kırıldı. Ona birazcık üzüldüm. Dışında hani böyle özenmişler. Böyle mat bir cam içerisinde, cam gibi duruyor. Cam plastik bilmiyorum. Mat bir ambalajı var. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Kesinlikle eğer kullanmadıysanız tavsiye ediyorum. Himalaya'nın peeling etkili scrub, kayısı özlü doğal E vitaminli diyor. Ben bunu daha önceden beyazlatıcı peelingini kullanmıştım ve çok memnun kaldım. Fakat bununla ikisinin arasındaki farkı şöyle söyleyeyim. Bunu henüz bir kere kullandım. Bunun içerisindeki bu minik mikro kristaller, minik peelingler, peeling taneleri çok daha fazla. Hani böyle yedirmeye çalışıyorum. Böyle zor cildim emdi yani öyle söyleyeyim. Ve çok fazla içerisindeki kristaller ama beyazlatıcı scrub'ında çok böyle hani krem formundaki daha fazla, kristaller çok daha azdı. Henüz dediğim gibi sadece bir kere kullandım ama tekrar yani memnun kalırsam muhakkak sizinle de paylaşırım. Zaten Himalaya markasını çok çok seviyorum. Geldik son iki ürünümüze.
Bu Schwarzkopf'un yeni çıkarmış olduğu şampuan ve nemlendirici, pardon, evet, serumu, saç serumu. Ben nemlendirici olanını aldım. Şampuanı ise onarıcı şampuanını aldım. İçerisinde parfüm yazısını görmedim. Parfüm yok diye biliyorum. Sülfat içermeyen formülüyle saçı nazikçe temizler. Islak saçlarınıza bakım yaparak uygulayın ve iyice durulayın. Kokusu çok hafif arkadaşlar. Sadece zaten bir kere kullandım. Benim saçım zaten bahsettiğim gibi sönük ve yağlı. Ama bu saçım hemen hemen yağlandırmadı. Yani hemen yağlandırmadı. Ve saç krem kullanmadan bile saçımı çok şükür tarayabildim. Gerçekten bunun için bu şampuan hatta teşekkür etmem lazım. Bu da nemlendirici olanı aldım. Bu onarıcı şampuanı. Bu da nemlendirici bir serumu. Bunun 3 çeşidi var. Nemlendirici, pürüzsüzleştirici ve onarıcı. Evet, 3 çeşidi var. Ben serumunu nemlendirici olanını aldım. Kokusu da çok böyle doğal kremler gibi kokuyor. Bundan da çok memnun kaldım. Henüz sadece bir kere kullandım ama kesinlikle eğer hala kullanmadıysanız ve merak ediyorsanız muhakkak alın, deneyin derim. Aldığım, yorumladığım ürünler bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için lütfen abone olmayı unutmayın ve zil sesini açmayı da unutmayın. Ve videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tekrardan videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşça kalın.